Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Evet, yeni bir haftaya daha giriş yapıyoruz. Hafta başında gezegen hareketlerine baktığımızda değişimler var. Bir süredir Mars Yengeç Burcu'nda seyrediyordu. Artık 13 Temmuz'dan itibaren Mars Yengeç İkizler Burcu'nda seyrediyordu. Pardon. İkizlerden Yengeç'e geçiyor. İkizlerden Yengeç'e geçecek 13 Temmuz'da. 29 Ağustos'a kadar Mars Yengeç Burcu'nda olacak. Mars'ın en zayıf olduğu zayıf yer. Zayıf olduğu yer, evet. Orman yangınları, yangınlar, evet. Dürtüsel davranışlar, evet. Duygusal davranışlar. Bir de Mars Yengeç Burcu'nda olduğunda Ay'ın gökyüzündeki hareketi bizim için çok önemli. Ay'ın hareketi, çünkü Yengeç Burcu'nun yöneticisi Ay. Şimdi Mars'ın Yengeç Burcu'nda bazı burçlara yoğun etkileri olacak. Tabii. Bazı kişileri gerçekten o gün zorlayacak. Bazı günler zorlayacak, bazı günler hafifletecek. Şimdi bunu detaylı bir şekilde haftalık yorumda anlatmamız kolay değil. Bu sebepten dolayı arkadaşlarımız Bilinçokuru Astroloji Servisi'nin sizler için hazırlamış olduğu yeni servisimiz olan günlük yorum servislerimize, günlük astroloji videoları servisimize ulaşmanızı istiyorum. Çünkü bu Mars'ın burada işte Uranüs'e kare mi yaptı, Ay'a trine mi yaptı, Satürn'e karşıt mı yaptı? Çünkü bu Plüton'a karşıt yapacak. Evet, Mars'ın çok önemli açıları var. Bu önümüzdeki ama iki ay içerisinde yazılı olacak. Plüton'a karşıt yapacak mesela. Şimdi Plüton'a karşıt yapmış. 15 Temmuz'da, 16 Temmuz'da hangi burcu etkileyecek? Kimin kaza tehlikesi var? Kim iyi günler yaşayacak? Bunları görebilmeniz için günlük yorum servislerini kullanabilmeniz lazım. Bilinçokuru'nda bu tip servislerimize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bir de aylık yorumlarına önem vermek lazım. Tabii, yani Mars'ın Yengeç Burcu'na girdi. Evet. Mars Yengeç Burcu'na girdi. Herkese aile etkiliyor. Beni şimdi maddi konularda etkileyecek. Tabii. Seni aile, ev yaşamıyla ilgili etkileyecek gibi gibi kavramlar var. Onun için bir de haritanın da bir bütün görünmesi tabii lazım. Ki, tabii ki. Yalnızca bu süper dolunaydan sonraki ilk yeni ayda olduğu için bu gezegen döngüleri ve ben Mars Yengeç'i sevmem demek. Evet, biraz sinsidir değil mi? Evet. Oradaki yengeç ben mi? Mars Yengeç'i sevmem. Yani bilmiyorum, nasıl açıklıyorsun Mars Yengeç pozisyonlarını? Özellikle duygusal ilişkilerde, aile ilişkilerine de çok sorun çıkarabilir. Yani bireysel bazda düşündüğümüzde Yengeç de olduğunda aile, evet, ananevi değerler, evet, kök değerler. Mesela geçen hafta bazı arkadaşlarımız aşk yaşamaya başladı. Evet. Tanıştılar, evet, bu Venüs Uranüs'le. Ama ne oldu? Mars Yengeç'e girdi. Hanım kızın babası sorun çıkarttı. Evet. Veya anne yani beyefendiyi beğenmedi gibi gibi, evet, kavramları da çok ön plana çıkartır. Ananevi değerlerin, ailevi değerlerin, vatan, millet, toprak, misaki milliye, işte Atatürk gibi konuların çok gündeme geleceği. Ama Plüton'dan dolayı bunlara karşıt bazı etkilerin de çok yoğun yaşanacağı değişik bir haftaya giriyoruz. Bak, orada mesela Uranüs filan da yer değiştiriyor değil mi? Retrodan çıkıyor. Uranüs 17 Temmuz'da retro hareketi sona erdirecek. Daha doğrusu retro harekete başlayacak. Tabii. Merkür retrosu var ya. Kelimeler de karışıyor. 13 Kasım'a kadar Uranüs retroda. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? 13 Kasım'a kadar Uranüs, evet, retroda. 29 Ağustos'a kadar da Mars Yengeç Burcu'nda, evet, hızla ilerliyor. Evet. Ağustos ayı da ilginç. Gökyüzünde, evet, Çarşamba pazarı var gene. İnanır mısın, bak dikkat ediyor musun? Yani bugünlere geleceğimi hiç düşünmezdim. Bir Merkür retro yapacak ve bu Merkür retro hakkında hiçbir yazımda, hiçbir kavramda konuşmuyorum yani. Evet. Çünkü Merkür retrosu şu an gökyüzündeki olayların yanında o kadar ciddi, basit ki. Evet. Yani adamın üstünden şey geçmiş, çöp kamyonu geçmiş, yüzündeki sivilceyle uğraşmak gibi bir şey yani, Merkür, evet, retrosu. Evet, hafif kalıyor ama 20 Temmuz'da Merkür retrosu da sona eriyor. Ha, öyle de bir müjde doğru verelim yani. Evet, Merkür retrosu artık bitiyor. Bunun yanı sıra hafta içerisinde Su grubunda da güzel bir üçgen açı var. Özellikle 17 Temmuz'da Neptün, Jüpiter, Satürn arasında kesinleşen güzel bir üçgen var. 20 Temmuz'da yine Satürn, Neptün, Mars arasında oluşan güzel bir üçgen var. Özellikle arkadaşlar, su grupları, evet, için. 17 Temmuz ve 20 Temmuz yorumlarına Balık, Akrep ve Yengeç kaçırmayın. O günkü, evet, detaylar Sayın Demet Baltacı'yla beraber. Çünkü su gruplara seyahatler, evet, yolculuklar, belki 20 Temmuz'da da büyük bir aşk ilişkisi başlayacak. Evet. Ama bunları o günlerde, tarihlerde zaten sen yorumluyorsun. Evet.
Ben Sevgilerle diyorum. Ne dersin? Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.